Tamam, Evet, öyle yapalım. 25. Leman'ın ikinci devasından devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci deva, ey sabırsız hasta. Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede aczini, zaafını hisseder, Halık-ı Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayat-ı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Hastalıkla geçen bir ömür tabiri. Bu tıpta kronik hastalıklara tekabül eden bir tabir. Hastalıkla geçen bir ömür. Hastalar Risalesi'nin bu ikinci devasında hastalıkla geçen bir ömür kavramı tıp literatüründe kronik hastalıklara tekabül etmektedir. Kronik hastalıklar uzun dönemli ve genellikle yavaş ilerleme gösteren, tıbbi girişimlerle tedavi edilemeyen hastalıklardır. Hastalığın derecesini azaltmak ve öz bakımında kişinin fonksiyonlarını ve sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için periyodik izleme ve destek bakım gerektiren durumlardır. En bilinen tanımıyla kitap okuma yoluyla iyileşme diyebileceğimiz biblioterapi, doğru zamanda, doğru bireyle doğru kitabı buluşturmak, insanların kimi temel ihtiyaçlarını tanıyıp doyum sağlama ve iyileşmelerinde onlara yardımcı olmak için kitaplardan yararlanmaktır. Kısaca biblioterapi, bilgi kaynaklarıyla ruha yardım etmek olarak tanımlanabilir. 1934 yıllarında Bediüzzaman Said Nursi tarafından telif edilen Hastalar Risalesi, rehabilitasyon biblioterapisi alanında ülkemizde ilk temel eser kabul edilebilir kanaatindeyim. Hastalar için okumanın yararlarını da şöyle sıralayabiliriz. Aklı meşgul etmesi ve böylelikle merak, vesvese gibi hastalıklı düşünceleri kovması. Hastanın zaman geçirmesini sağlaması. Hastalara bir nevi eğitim vermesi, sabır, şükür, ibadet, moral destek sağlaması. Okumanın tedaviye etkisinden ve kitapların psikolojik tesirlerinden yararlanarak birçok kitap yazılmış, birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Okumanın sadece can sıkıntısını önlemekle kalmadığı, aynı zamanda iyi seçilmiş bir kitabın sinir zafiyeti geçiren hastaları sakinleştirdiği birçok araştırmalarla tespit edilmiştir. Okuma, hastanın sadece kendini ve hastalığını düşünmesine engel olur. Hastayı sıkıntılardan uzaklaştırır, rahatlatır, moral değerlerini yükseltir. Bir hasta için iyi bir kitap okumak iyi bir meşguliyettir. Temennimiz, araştırmacıların ve akademisyenlerin hastanelerde ve kronik hastalıklara maruz yaşlı bakım evlerinde Hastalar Risalesi ekseninde biblioterapik etkilerini ortaya koydukları çalışmalarla kamu otoritelerine sunmalarıdır. Böylece bu değerli eser tesirini gereği gibi icra edebilecektir.
Hastalar Risalesi gibi bir eseri hastalığı beklemeden sağlığımızda okuyup sindirmek, onu şahsi kemalatımıza mal etmek, hastalık geldiğinde donanımlı olarak onu karşılamak istifademizi kat be kat arttıracaktır. Sağlıklı günlerde istifade etmek, musibetli günlerde manevi ücretini almak temennisiyle hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.